Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel modelimizin yapımını birlikte çalışacağız. İçinde bulunduğumuz yaz aylarına uygun güzel bir çalışma. Örmesi de gayet kolay. Yeleklerimiz, bluzlarımız, süiterlerimiz, yazlık ya da diğer aklımıza gelecek her türlü örgüde severek kullanabileceğimiz çok kolay boyu çok çabuk kalkan güzel bir model zincir ve trabzandan oluşmakta sürekli kendisine tekrar etmekte şimdi ben farklı bir ip kullanmıştım şöyle bu rengi çok sevdiğim için bununla örmek istemiştim Dilerseniz tabi çok farklı iplerle çalışabilirsiniz pamuk iplerle merserize iplerle kullanacağınız alana göre ipinizi ayarlarsanız çok güzel sonuçlar çıkacaktır. Şimdi ben normal ipim ve iki buçuk numaralı tığımla modelimizi kurmak istiyorum. Göstermeye yetecek kadar zincirimi çekiyorum. Şöyle modelimizin temel püf noktalarıyla kurduğumuz zaman istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Bir tane zincir ayırıyorum üzerine çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çekip 2 defa tığımın başını doluyorum. Bir tane ayırmış olduğum zincir içerisine giriyorum. Dolanmış olduğum ilmekleri ikişer ikişer örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa da kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. zincirin içerisine bir tane sık iğne ile bağlanıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu defa 3 zincirden sonra sık iğne ile battıktan sonraki çektiğim zincire 2 defa doluyorum tığımı ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 altıncı zincir içerisine giriyorum ikişer ikişer alıyorum trabzanımı ördüm 1 2 3 4 5 trabzanımız ördükten sonra üzerine 5 tane zincirimi çekip iki defa tığımın üzerine ipimi alıyorum ve aynı yere birinci trabzanı ördüğüm yere geliyorum Batıyorum. ikişer ikişer örüyorum. Ve bir tane V yapıyorum. V'mizin ilki başlangıçta. Sonrasında 3 zincir çekip 6. zinciri aşağıdan battım. 3 tane zincir çektim. Aşağıdan 6. zinciri 2 defa doladığım trabzanımı ördüm. 5 tane zincir çektim. 2 defa dolayıp 2. trabzanımı ördüm. Böyle uzun bir V'miz oldu. Tekrar bu V'mizden sonra tıpkı şurada yapmış olduğumuz gibi bakınız. 3 tane zincir çekiyorum. 1- 2 3 Sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6'ya sık iğne ile batıyorum. 1 2 3. 2. 3 zincirde iki defa doluyorum. Tekrar 6 sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Giriyorum. İkişer ikişer örüyorum birinci trabzanımızdan sonra araya 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 2 doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzanımızın üzerine örgümüzü bitireceğimiz yere yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz 3 zincirle modelimizi kuruyoruz şöyle batırıyorum ve kapatıyorum Birinci sırası modelimizin bu şekilde hazırlanacak. Şimdi 8 tane zincirimi çekiyorum ve ikinci sırama geçişimi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 örgümün yönünü çeviriyorum. İki trabzan arası 5 tane zincirimin olduğu yere alttan giriyorum. Şöyle rahatça zincir içerisine değil şöyle altından bir tane sık iğne ile bağlanıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aşağıdaki üçer zincir kenarlarında çekmiş olduğum sık iğnemin içerisine tığımın başını iki defa dolayarak giriyorum ve trabzanlarımı bu noktaya örüyorum. Modelimizi kaydırdık. 5 tane zincir vardı trabzanlarımızın arasında. 2 defa doluyorum. 2. trabzanımı da örüyorum. Beyimize bakınız. Aşağıdaki 3 zincirlerin tam ortasına ördüm. Şimdi 3 tane zincirimi yeniden çekiyorum. Bu kez V'nin ortasını alttan giriyorum. Alt sıranın V'sinin tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız aşağı sıradaki üçer zincir sağında, solunda olan sık iğne içerisine 2 defa dolayarak giriyorum. Modelimizi kaydırdık. Sık iğnelerin içerisine V'lerimizi, V'lerimizin içerisine ise sık iğnelerimizi örüyoruz. 5 zincirimi çektim. Batıyorum. 1 2 3 kenardaki V'me şöyle alttan giriyorum ve tekrar 3. sıram için başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Örgümü çeviriyorum. 2 defa doluyorum. Kendi dibine batıyorum. Ve ikişer ikişer örerek alttaki sırada kurulu olduğu gibi ilk V'mizi yapıyoruz. Bakınız altta da ilk V'miz bu şekilde kuruluydu. 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle V'mizi görüyoruz. Trabzanlardan oluşan 5 zincir çektiğim yere alttan giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın üçer üçer battığım yere giriyorum. 2 defa başını doluyorum trabzanımı örüyorum yeni ve yerini hazırlıyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir batıyorum beğimi yaptıktan sonra 3 tane zincir aşağıdaki beğinin tam ortasına alttan tekrar 3 zincir 2 defa başını doluyorum batıyorum 1 2 3 4 ve 5 iki defa başını doluyorum. Bakın. 3 zincir şuraya alttan batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 artık modelimiz tamamen tekrarda. Modelimizin tek püf noktası her sırada V'mizin içerisine sık iğne sık iğnenin olduğu yere V yapıyoruz bakın ne kadar kolay hiç farklı bir işlem yok aşağı sırada V'mi kurdum sık iğnem V'mi kurdum sık iğnem ikinci sırada ise V'nin içerisine sık iğne sık iğnenin üzerine V V'nin içine sık iğne sık iğnenin üzerine V üçüncü sırada yine aynı şekilde bakın tam trabzanların arasına sık iğne sık iğnenin içerisine ise V'mizi kurma şekliyle ilerliyoruz. Aynı sıralarımızı tekrar ederek modelimizi bu şekilde büyütelim. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize yürekten teşekkürler ederim. Yeniden görüşünceye dek sağlık ve mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.